Hediye abla, rica etsem bakabilir misin? Buyur. Hediye abla, bundan sonra babaannem artık burada bizimle kalacak. Aa, öyle mi? Evet. Yıllar sonra evimde kalmaya karar verdim. Ne güzel. Çok sevindim. Çok isabetli bir karar vermişsiniz. Dile kolay. Ömrümün yarısı bu konakta geçti. Evin hanımı olarak babaannemin odasıyla ilgilenirsin değil mi hayatım? Tabii. Ne gerekiyorsa yaparım. Sağ ol. Neyse. Artık benim çıkmam gerekiyor. Bir saat sonra toplantım var. Ay Ömerciğim, işin gücün rast gitsin. Güle güle evladım. Ben seni yolcu edeyim. Bir isteğiniz var mıydı? Hayır, teşekkürler. Müsaadenizle. Seni babaannem konusunda uyarmalıyım. Onu iyi tanıyorum. Senin üstünde hakimiyet kurmak için elinden geleni yapacaktır. Buna sakın ama sakın izin verme. Anladın mı beni? Gözlerime bak. Bir şey söylemeyecek misin? Ne dememi bekliyorsun? Sen bana inanmıyorsun. Güvenmiyorsun. Söylediğim hiçbir şeyin bir anlamı yok senin için. Sözlerim sanki her defasında bir duvara çarpıp geri dönüyor. Bu durumda konuşmanın ne anlamı var ki? Sen böyle devam ettiğin sürece ben ne diyebilirim ki? Öyle olsun. Madem konuşacak bir şey yok. Aslında söylenecek çok şey var. Ama sana... Sessizliğini silah olarak kullanacaksan söylenecek hiçbir şey yok.